PowerShell'i iki farklı arayüzden kullanabilirsiniz. Konsol ve Integrated Scripting Environment yani ise. PowerShell ise PowerShell scriptlerinin yazımını kolaylaştırmak amacıyla geliştirilmiş bir GUI'dir yani bir arayüzdür. Windows Server 2008 R2 ile birlikte gelmiştir. PowerShell 2.0 ile birlikte gelmiştir. Windows Server 2008 R2'de Features bölümü altından kurulumu yapıldıktan sonra kullanılabilir. Günümüzde tıpkı PowerShell konsol gibi hem client hem de serverlar üzerinde herhangi bir kuruluma gerek kalmadan kullanılabilir durumdadır. Özellikle uzun scriptler yazarken ise daha kullanışlı olacaktır. Yerine göre bazen konsolu kullanmak avantajlıyken script yazarken ise PowerShell ise daha kullanışlı olacaktır. Ayrıca ISE'deki yazım kolaylığı ise'nin avantajlarındandır. PowerShell'de çalışırken genelde administratif işler yapacağımızı varsayarsak ve admin haklarında bilgisayara oturum açmış dahi olsanız user account kontrole takılmamak için gerek ise gerekse de konsolu her zaman run as admin ile çalıştırın. Öncelikle bir PowerShell konsolu açalım. Üzerine sağ klik yapıyorum. Run As Administrator e, şeklinde açtım. Buradan herhangi bir komut, bir commandlet çalıştırmak istediğiniz zaman mesela get tre servis e, klavyeden tab tuşuna tıkladığınız zaman otomatik olarak e, komutu tamamlayacaktır. Commandlet'i tamamlayacaktır. Enter dediğiniz zaman konsol ekranında size direkt sonuçları gönderecektir. Bu commandlet sizin ee, bu bilgisayarda çalışan servisler hakkında bilgi vermiş olacaktır. Tıpkı starttan run'a services.msc yazdığınız zaman işte burada gelen servislerle ilgili bilgileri aynen burada da görebilirsiniz. Ya da getre service tab tuşuna tıkladım tamamladım. Boşluk tre name diyorum. Mesela spooler. Bütün e, ifadeleri ifadeleri Tab tuşuyla tamamlayabilirsiniz. Enter dediğiniz zaman işte size print spooler servisinin Durumu hakkında bilgi vermiş olacaktır. Konsol ekranında enter dediğiniz zaman komut çalışır durumda olacaktır. Dolayısıyla kısa komutlar Kısa ifadeler çalıştıracaksanız Bir satırdan oluşan gibi Komutlar çalıştıracaksanız o zaman Konsol daha kullanışlı iken uzun scriptler yazmanız gerekiyorsa o zaman ise'yi kullanmanız daha mantıklı olacaktır. ise'yi açmak için isterseniz bu ekrandan bu ekranı administratif haklarla açmıştık. ise yazarak PowerShell ise'yi başlatabilirsiniz. Ya da isterseniz de yine PowerShell ise üzerine sağ klik buradan Run as Administrator şeklinde başlatabilirsiniz ise ekranımız budur. Bir script yazmak istiyorsanız şurada yeni bir sayfa başlatabilirsiniz. Burası script penceresidir. Mesela az önce konsolda yazmış olduğumuz komutu burada yazarken getre yazdığım anda dikkat ederseniz daha kolay bir şekilde getre ile başlayan bütün komendetler geliyor. Devam ediyorum. Dress servis ifadesini gördüm. Mesela klavyenizden tab tuşuna tıkladığınız zaman otomatik olarak tamamlanacaktır. Eğer tamamlamıyorsa herhangi bir nedenden dolayı mesela şu anda ben birkaç e, harfi sildim. Şu anda tamamlamıyor. Klavyenizden kontrol space boşluk tuşuna tıklayarak yine tamamlama işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Mesela şu anda kontrol space tuşuyla yaptığım gibi Tab tuşuyla yine tamamlama işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Dikkat ederseniz yazım olarak daha kolay yani mesela şu anda buraya neler yazmam gerektiği, e, buradaki parametrelerin neler olduğunu kullanabilecek parametreleri şu anda burada görüyorum. Yine hangisini kullanmak istiyorsanız klavyenizden tab tuşuna tıklayarak tamamlayabilirsiniz. Sonrasında servisin ismini yazıyorum. Örneğin spoiler yine tab ile tamamlıyorum. Enter dediğiniz zaman script ekranında komutunuz, yazmış olduğunuz ifade çalışmaz. Zaten amaç budur. Birden fazla satırdan oluşan bir ifade kullanacaksanız o zaman script penceresinin daha e, kullanışlı olacağını söylemiştik. Eğer komutu çalıştırmak istiyorsanız o zaman klavyenizden F5 tuşuna tıklayabilirsiniz ya da buraya tıklayarak komutu çalıştırabilirsiniz. Sonucunu size burada gösterecektir. Eee... Şöyle başka bir tane servis yazıyorum yine. Get service servis. Boşluk tre name diyorum. MPS SVC. Windows Firewall servisidir. Şimdi burada F5 tuşuna tıklarsam ikisi birden ard arda çalışır. Hem yukarıdaki komut çalıştı hem de bir altındaki komut ikisi birden çalışmış oldu. Eğer yazmış olduğunuz ifadene sadece seçmiş olduğunuz satırın çalışmasını istiyorsanız mesela sadece şu satırın çalışmasını istiyorsanız bu seçiliyken F8 tuşuna tıklayabilirsiniz ya da burada seçili olanı çalıştır diyebilirsiniz. PowerShell üzerinde PowerShell'e ait olmayan ping, ipconfig ya da gpupdate gibi PowerShell'e ait olmayan yani external diyebileceğimiz çoğu komutu da aynen çalıştırabilirsiniz. Mesela şu ekranda ipconfig ya da şeklindeki komutları da çalıştırabilirsiniz.